Seninle konuşmak istediğim bir şey var Necdet. Daha doğrusu bir haber vermek istiyorum. Eğer tahmin ettiğim şeyse Rüya bu sabah söyledi. Ahmet'in evlenme teklifinden söz etti. Sabah sabah buraya mı geldi? Çok kızdım şimdi Rüya. Canım ne yapsın? İlle de beni görmek isteyince Emine kıramamış onu. Ayrıca ne önemi var? Ha sen söylemişsin, ha o söylemiş. Zaten teklif ikinize birden yapılmış. Gerçekten çok ince düşünülmüş bir şey. Tarihi belli mi? Hayır. Biliyorsun Işık evleniyor. Hmm. Acelemiz yok zaten. Tabii. Hadi kalkayım artık. Ben yarın Rüya'yı okuldan alıp annemleri götürebilir miyim? Elbette götürebilirsin. Rüya çok mutlu olur. Onları sayıklayıp duruyordu. Necdet abi, telefon. Tamam, geliyorum. Hadi sen telefona bak, ben çıkıyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Al abi. Alo. Efendim Lale. Ne oldu? Hoş geldin. Daha önce geldim ama. Aa, kapıda mı kaldın? Canım. Az önce geldim ben de. Necdet'e uğradım. Nasıl karşıladı? Normaldi. Yani öyle görünüyordu. Sen neden erkenden geldin? Annemle konuştuk. Ev meselemizi çözdük. Daha önce hazırlanmakta olan bir ev vardı aslında. Ama o ev bizim için olmazdı. Aileyle oturmak üzere düşündüğünüz ev. O evi satıyoruz Yasemin. Yerine başka bir ev alacağız. Birlikte seçeceğimiz bir ev. Kızımızın içinde büyüyeceği, bahçesinde oynayacağı. Hep hayalimizde kurduğumuz bir yuva. Artık gerçek olacak. Ben bunları konuştuğumuza bile inanamıyorum. Necdet. Hoş geldin. Alışverişe çıkmıştım. Notunu aldım ama. Ne oldu? Lale aradı Atina'dan. Theo'nun annesini kaybetmişiz. Ne kadar çabuk. Gerçi zaten doktor söylemiş ama tabii insan konduramıyor ya. Garibim Theo da hep umutluymuş. Alışacak ama başka çaresi yok. Öyle tabii. Ha, bu arada Yasemin'le Ahmet evlenme kararı almışlar. Öyle mi? Pek sürpriz değil bu. Değil. Evet değil. Peki sen ne hissediyorsun? Sen de dedin ya. Pek sürpriz değil bu. Bekliyordum. Hatırlasın.